Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından merhaba ben Hülya Polat. Yunanistan iflasın eşiğinde. Fransa'dan nefret söylemini yaydıkları gerekçesiyle Selefi imamlara sınır dışı. Ürdün'deki Zatari mülteci kampında Ramazan boyunca elektrik sevinci. Amerika'da siber saldırıyla çalınan özlük bilgileri. Bugün haber turumuzda bu konular var. Yunanistan'ın Uluslararası Para Fonu IMF'ye vadesi dün dolan 1 milyar 800 milyon dolarlık borcunu ödeyememesi ülkeyi iflasın eşiğine getirdi. Bankalar pazartesi gününden bu yana kapalı. Bankamatiklerden çekilmesine izin verilen para sınırlı. Yunan halkı 5 Temmuz'da yapılacak referandumda kemer sıkma koşullarını kabul edip etmeme konusunda karar verecek. Bu aynı zamanda Yunanistan'ın Euro bölgesinde kalıp kalmayacağını da belirleyecek kritik bir oylama olacak Henry Rücvel'in haberi. Atina'daki bankamatiklerin önü para çekmek için bekleyenlerin oluşturduğu uzun kuyruklarla dolu. Bankalarsa hafta boyunca kapalı kalacak. Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nden Ioannis Kokoris, Avrupa Merkez Bankası'nın Yunanistan'a verilen kredileri kesmesinin ardından ülkede para çekiminin kontrol altına alınmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Görünen o ki bankalarda kalan para 1 ila 3 milyar euro arasında. 1 milyar cuma, 1 milyarda cumartesi günü çekildi. Eğer kısıtlama getirmeselerdi bankaların kasaları tamamen boşalacaktı. Yunanistan'ın kurtarma paketini uzatma yönündeki görüşmeler geçen hafta sonuç alınamadan kesilmişti. Başbakan Alexis Tsipras 5 Temmuz'da Avrupa Birliği'nin talep ettiği reformları referandum'a götürmek kararı aldı. Hükümet halktan ağır reformlara hayır demesini istiyor. Referandumu görüşmelerin farklı koşullarda devam etmesi olarak görüyoruz. Bu halk oylamasını Euro para biriminden çıkmak için yapmıyoruz. Ancak Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Yunanlıların referandumda aslında Avrupa Birliği üyeliğini oyladığını savunuyor. <laughs> Referandumda sorulan soru ne olursa olsun Yunanlılar hayır dedikleri zaman Avrupa'ya da hayır demiş olacaklar. Kamuoyu yoklamaları halkın az bir farkla Avrupa Birliği reformları lehinde olduğuna işaret ediyor. Kokoris önümüzdeki günlerin kritik olacağına dikkati çekiyor. Eğer toplumsal bir huzursuzluk yaşanırsa bu olayları evete kaydırır. Ama bankalar sükuneti korursa, maaşlar zamanında ödenirse, emekli maaşları ödenirse o zaman kritik bir sonuç beklenebilir. Profesör Dionysis Dimitrakopoulos, Yunanlıların iki bilinmeyeni seçmek zorunda olduğunu söylüyor. Biri kemer sıkma önlemleri, öbürü de Euro bölgesinden çıkmak. What is currently on offer does not include... İki seçenekte Yunanlılara moral vermiyor. Ekonominin ciddi bir tıraşa ihtiyacı var. Aksi takdirde borçların altından kalkamazlar. İspanya, Portekiz ve İtalya gibi Avrupa'nın borçlu ülkelerinin sayısının artmasından dolayı kredi faizleri de önemli ölçüde yükselmiş durumda. İtalya yıllarca bütçe fazlası vermesine rağmen borçları eksilmedi. İtalya Başbakanı'nın yerinde olsam Yunanistan'dan sonra sıra kime gelecek diye düşünürdüm. Uzmanlar Yunanistan'ın borç krizinin Avrupa'ya yayılmasına artık fazla olasılık vermiyor. Amerika Maliye Bakanı Jack Lew da Yunanistan ve kredi veren tarafların önce bir çerçeve anlaşmasına varıp ayrıntılar üzerinde sonra çalışmaları gerektiğini savunuyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Bu haberimizde Avrupa'dan Charlie Hebdo saldırısının ardından Fransa camilerde görev yapan yabancı kökenli imamları daha sıkı denetim altına aldı. Fransız hükümeti 3 yıl içinde 40 selefi imamı camilerde nefret söylemi yaydıkları gerekçesiyle sınır dışı etti. 22 imamın dosyası da incelemeye alındı. Ayrıntılar Paris muhabirimiz Arzu Çakır'dan geliyor. Fransa'da Charlie Hebdo saldırısının ardından bildiğiniz gibi geçtiğimiz cuma günü ikinci saldırı yaşandı. Altı ay arayla yaşanan ikinci saldırı. Fransa'da yeniden bu gençleri radikalleşmeye kim yöneltiyor, kim sürüklüyor sorusu gündeme geldi. İşte bu sorunun yanıtını vermek için İçişleri Bakanı Fransız İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve Öröpan Radyosu'na konuk oldu ve camilerdeki radikalleşme ve imamların konusunu gündeme getirdi. Bernard Cazeneuve camilerde imamların radikalleşmedeki rolü soruldu. Bernard Cazeneuve de bunu ciddi anlamda tespit ettiklerini Fransa'da son 3 yıl da toplam 40 imamı sınır dışı ettiklerini dile getirdi. Niçin sınır dışı ediliyor? Bu imamlar yabancı imamlar Türkiye'den, Cezayir'den ve Fas'tan gelen imamlar ve ilgili toplum, toplumların, toplulukların dini ihtiyaçlarını gidermek için burada görevlendiriliyorlar. Dolayısıyla yabancı ülkelerden geldikleri için de Fransız toplumuna uyum sağlayamadıklarını, Fransız gençlerini bu topluma uyum sağlamaya yöneltemediklerini söylüyor Bernard Cazeneuve özellikle nefret söylemi yaydıkları tespit edilen 40 imamı son 3 yılda sınır dışı ettiklerini açıklıyor. Charlie Hebdo saldırısının ardından tam 10 imam sınır dışı edilmiş. Bu sayı giderek daha hızlı bir şekilde artıyor. Bu son saldırının ardından da yeniden camilerin durumu gündeme geldi. Özellikle camilerin kapatılması konusu gündeme geliyor yeniden. Özellikle Fransız İmamlar Konseyi Başkanı Abdelali Mamun'un açıklamalarında var. Yine Avrupa'nın Radyosu'na aynı gün açıklama yaptı İmamlar Konseyi Sözcüsü ve Fransa'da yaklaşık 15 kadar caminin Selefilerin eline geçtiğini ve buralarda gençlerin radikalleşmeye ve cihat saflarında yer almaya yönlendirildiklerini, teşvik edildiklerini açıkladı. Dolayısıyla İçişleri Bakanı Bernard Kazne bunun tespit edilmesi durumunda nefret söylemlerinin camilerde tespit edilmesi ve cihatçı örgütlenmelerin oluşumların camilerde tespit edilmesi durumunda önümüzdeki dönemde valilikler tarafından ceza yasası ilgili maddesi, nefret söylemiyle ilgili ilgili maddesi uygulanarak bu camilerin kapatılabilmesinde gündeme geleceğini açıkladı. Bernard Cazeneuve Fransa'daki camilerin dernekler tarafından yönetildiğini hatırlattı. Bu derneklerin tümünün, tüm dernek üyelerinin, dernek yönetiminin e, nefret söylemini belirlemesi, nefret söylemini yaymasının tespit edilmesi durumunda bu camilerin kapatılabileceğini dile getirdi. Önümüzdeki dönemde Fransa camilerdeki bu e, cihat Çoğu odaklanmalar ya da radikal odaklanmalarla mücadele daha sert hazırlanıyor diyebiliriz. Artık son bir belki de son bir örnek Fransa önümüzdeki dönemde artık kendi imamlarını kendisi yetiştirecek. Yani Fransa'da yetişmiş Fransız imamlar belli bir formasyondan Cumhuriyet değerlerinin öğretildiği bir formasyondan geçilerek önümüzdeki yıl içerisinde 60 kadar imam camilerde görev alacak. Arzu Çakır Paris'i. Ürdün'de Suriyeli mültecilerin kaldığı Zatari kampı Ramazan'a sürprizle başladı. Kampa kesintili de olsa elektrik geldi. 7 ay elektriksiz kalan aileler iftar ve sahuru aydınlıkta yaşamaktan mutlu. Ancak bu yeterli mi? Kameralarımızı Zatari kampına çeviriyoruz. Şimdi Heather Murdoch bildiriyor. Ramazan'la birlikte gelen elektrik mültecileri şaşırtmış. Oruç tutanlar bazen geç saatlere kadar ayakta kalıyor. Elektriğin akşam 7 ile sabah 5 arasında verilmesi planlanmış. Ancak kamptaki elektrik işçileri tam başarıya ulaşamadıklarını söylüyor. Elektriğe sahip olanlar rahatladı. Ancak kampın yarısında hala elektrik yok. Ya da 15 dakika, yarım saat, bir saat geliyor gidiyor. Voltaj düşük, 110 voltu geçmiyor. Sorunu bildirdik ama hiçbir şey yapılmadı. Suriye'de 4 yıldan fazla bir süredir devam eden savaşta yüz binlerce kişi öldü, 11 milyondan fazla kişi evsiz kaldı. Ürdün'deki Zatari son derece sistemli bir kamp olsa da buradaki birçok aile elektrik olmadan hayatın asla normale dönemeyeceğini söylüyor. Nasır Şebat Suriye'de bir bombardımanda bacağını kaybettikten sonra ülkeyi terk etmiş. Elektrik ve sıcak yüzünden pervane istiyorlar. Pervane dışında başka bir şey de olur ama yok. Gece uyuyoruz ancak bütün gün güneşin altında oturuyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Mülteciler kampa elektrik verilmemesinden uluslararası yardım kuruluşlarını sorumlu tutuyor. Ancak Birleşmiş Milletler, dünyadaki mülteci sayısında patlama yaşandığını ve ellerinde yeterli kaynak bulunmadığını söylüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Suriye'nin komşuları Ürdün, Lübnan ve Türkiye'nin Suriyeli mülteci krizine büyük destek olduğunu söylüyor ve zengin ülkelere yardımı arttırmaları çağrısında bulunuyor. Savaş başlatan ya da savaşları destekleyen siyasetçiler eğer bunun önemli olmadığını, insani yardım kuruluşlarının neden oldukları pisliği temizleyeceğini düşünüyorlarsa Bence onlara artık bunu yapma imkanımız kalmadığını söyleme zamanı geldi. Kampta bazı aileler savaşın biteceğinden umutlu. Ancak Ramazan'dan sonra elektriksiz kalacaklarını biliyorlar. Bu iyi bir şey. Ama kesintisiz elektriğim olursa daha da mutlu olurum. Şimdilik sadece Ramazan'da var. Ramazan bitince kesecekler. Kamptaki iş yerleri jeneratör kullanıyor. Ancak en azından şimdilik aileler biraz da olsa elektriğin keyfini çıkarıyor. Çağırtan yol Amerika'nın sesi Washington. Avrupa haberlerinin ve Ürdün'ün ardından yine Amerika'dayız. Federal İnsan Kaynakları Dairesi OPM 4 milyon federal memurla ilgili hassas özlük bilgilerinin 2014'teki büyük siber saldırıda çalındığını açıkladı. Bilgisayar korsanlarının, istihbarat çalışanları ve askeri yetkililerin özgeçmiş bilgilerine de ulaşmış olması mümkün. Siber saldırının arkasında Çin mi var? Çin daha önce de böyle saldırılar yapmış ve suçu Kuzey Kore'ye atmıştı. Ayrıntılar haberimizde. Kuzey Kore'nin 2014'te Sony'nin sistemlerine girmesi olayında Amerika yönetimi saldırının arkasında Kuzey Kore'nin olduğunu belirlemişti. Amerika bunu Kuzey Kore'nin sistemlerine soktuğu bir program sayesinde öğrenmişti. Peki Amerika Federal İnsan Kaynakları Dairesi OPM'e yapılan saldırının baş şüphelisinin Çin olduğunu nasıl belirledi? Malware Byte Labs'in istihbarat direktörü Adam Kujawa'ya göre saldırının karmaşık yapısı bu işin arkasında önemli büyük bir ülkenin bulunduğunu gösteriyor. Siber saldırıların sorumlularını belirlemek son derece zor. İstediğiniz iddialarda bulunabilirsiniz ancak saldırganlar genelde saklanır. Özellikle arkalarında bir devlet varsa, başkasını hedef göstermek için bile bazı yöntemler kullandığını görüyoruz. Cover Six Solutions'dan Tyrone Wilson'a göre OPM'e saldıranların kurumun dosyalarına bir yıl boyunca erişim sağlamış olması mümkün. Saldırının karmaşıklığına bakarsak belki bundan da uzun bir süre erişime sahip olmuş olabilirler. Unutmamamız gereken saldırganların bu saldırıları gerçekleştirmek için istedikleri zamana sahip oldukları, kullandıkları yazılımı daha sofistike hale getirmek için istedikleri kadar zamana sahipler. OPM saldırısı Amerika'nın siber ile ilgili kaygıları yeniden gündeme getirdi. Wilson, yeni tür malware'lerin sistemleri tespit edildikten sonra da etkilediğini söylüyor. Çünkü yazılımlar tamamen temizlenmemeleri durumunda kendilerini kopyalayabiliyor. Tasarıma bakarsak, bir yazılımdan tamamen kurtulmak için birçok şey yapmak gerekiyor. Birçok dosyayı silmek gerekiyor. Ancak bu dosyalardan birini unutursanız, bu yazılım sildiğiniz dosyaların hepsini tekrar bilgisayara yükler. Adam Kujaba, çalışanların verileri tehlikeye atabileceğini söylüyor. Çalışanların güvenlik konusunda birçok hata yaptığını görüyoruz. Üst düzey bir yetkili belli bir operasyon hakkında iletişime geçince birçok gizli bilgiyi güvenli olmayan sistemler üzerinden yollayabiliyor. Bu durumda gizli bir mal ver sayesinde saldırganlar bu belgelere ulaşabiliyor. Bu tür hataları görüyoruz. Amerika Federal İnsan Kaynakları Dairesi OPM devamlı siber saldırıya uğradıklarını ve her ay 10 milyon korsanlık denemesine hedef olduklarını belirtiyor. Çin, OPM'e yönelik saldırıyla ilgisi olduğunu şiddetle reddetti. Amerika'da Çin'i doğrudan sorumlu tutabileceği kanıtları ortaya koyamadı. Ayşe Gülsimit, Amerika'nın Sesi Washington büyük kentlerin nüfus yapısı değişirken ekonomik büyümelerini sürdürmeleri genelde uluslararası göçe dayanıyor. Ancak Amerika'nın üçüncü büyük kenti olan Chicago'da nüfus büyümüyor. Bunun nedeni son 10 yıl içinde kentin göçmen çekememesi. Amerika'nın sesinden Kay arabanın rüzgarlı şehir olarak bilinen Chicago'dan geçtiği haberde sıra. Çalıştığı şirketin insan kaynakları müdürü olan Pete Tapaskar, Chicago'nun bir banyosundaki firmaya eleman bulmanın son yıllarda zorlaştığını söylüyor. Vasıflı işçi bulmak hala bir sorun. Tapaskar, yüksek beceri gerektiren teknoloji işlerine adam bulmak için ülke dışından eleman arıyor. ProSoft'un çalışanlarının %80'e yakını Güney Asyalı. Tapaskar gibi birçoğu H1B olarak bilinen işçi vizesiyle Chicago'ya gelmiş. H1B1'li teknoloji sektöründe çalışan elemanlara talep çok yüksek. Bu vizeler için talep yüksek ancak Tapaskar bu vizeleri alanların çoğunun Chicago'ya gelmek istemediğini söylüyor. Eğilimlerde değişiklik oldu. Son dönemde Amerika'ya gelenler daha çok güney eyaletlerini seçiyor. Artık çok daha az sayıda yabancı göçmen gelmesi ciddi bir sorun. Elizabeth Shu, Chicago Metropolitan Dairesi'nde planlama uzmanı. Shu, Chicago'nun yakın geçmişteki göç eğilimlerini incelemiş. Prior to the we were 50 and 60, Ekonomik kriz öncesi her yıl kente 50 ile 60 bin kişi gelirdi. 2010'dan bu yana yılda toplam 23-24 bin uluslararası göçmen alıyoruz. Şu bu dramatik düşüşün yanı sıra Chicago'nun durağan nüfus artışının da nüfus küçülmesine neden olduğunu söylüyor. Chicago kenti Boston, Los Angeles ve New York gibi kentlerden daha yavaş büyüyor. From 2005 to 2009, Chicago, the Chicago region 2005-2009 yılları arasında Chicago bölgesi göçmen çekme açısından ülkede dördüncü sıradaydı. 2009-2014 arasında sekizinciliğe düştü. Bu yıllara baktığınızda önemli bir düşüş görüyorsunuz. İnsanlar farklı bölgelere gitmeyi tercih ediyor. Tapaskar'a göre birçok kişinin Chicago yerine güney eyaletlerini tercih etmesinin çok farklı nedenleri var. O bölgelerde iş kurma koşulları ideal, vergiler daha düşük, İşverenler eyalet hükümetlerinden birçok farklı şekilde destek görüyor. Ancak da Pascal Chicago'ya göçmen çekecek yöntemlerden birinin de işçi vizelerinin sayısını artırmak olduğunu söylüyor. Ancak böylelikle şirketlerin ihtiyaç duydukları yüksek becerili teknoloji elemanlarını işe alması mümkün olabilir. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'nın sesi haber ekibi olarak Washington'dan yaptığımız bir yayını daha tamamladık. Yarın yeni konularla yine birlikte olmak umuduyla hoşçakalın. Sağlık, mutluluk ve başarı sizlerle olsun.